Hemodiyaliz hastaları, böbrekleri yeterli çalışmadığı için hemodiyaliz cihazına bağımlı hastalar. Bu hastalar haftanın birkaç günü hemodiyalize girerek kanda biriken zehirli atıkların bu makine aracılığıyla temizlenmesini sağlıyorlar. Bunun için de damar yoluna ihtiyaçları var. Bu damar yollarının en iyisi el bilek düzeyinde veya kolda açılan fistüller. Bu fistüller atar damar ile toplar damar arasında doğrudan doğruya bir iletim sağlar ve koldaki toplar damarların genişlemesini sağlar. Böylece hemodiyaliz sırasında hemodiyaliz hemşireleri bu damarlara rahatlıkla girerler ve bunu yüzlerce kere tekrarlayabilirler. Ancak bu damarlarda bazen daralma veya tıkanmalar olur. İşte o bölgede veya o durumda girişimsel radyoloji işin içine girer. Normal fistülleri açanlar cerrahlardır. Damar cerrahı veya genel cerrahlardır ama bu fistüller sorun yaşadığında, daralma veya tıkanma olduğunda ve yeterli etkinlik veya fonksiyon gösteremediğinde araya girenler bizler, yani girişimsel radyologlar. Ne yaparız bu durumda? Daralan veya tıkanan el veya kol venini önce ultrasonla bakar, ne olduğunu buluruz. Sonra hastayı anjiyoya alırız. Burada olduğu gibi anjiyoda kol girimleriyle gerekli olan toplar damardan girip oradaki darlığı veya tıkanıklığı çözeriz. Bazen bunlarda pıhtı birikimleri olur. Yine aynı girimle o pıhtı birikimini alırız dışarıya. Bazı durumlarda yapay greftler yerleştirilir hemodiyalize girebilmek için. Greftlerde de benzer sorunlar olabilir. Onlarda daha çok pıhtı birikimi olur ve ek darlıklar olur. Aynı şekilde yine anjiyo ile girişimsel radyoloji odasında önce o pıhtıyı temizleyip daha sonra darlığı gidererek bu fistüllerin veya greftlerin düzgün çalışmasını sağlarız ve hastalar güvenle hemodiyalizlerine girerler. Bu hastalarda ek yaptığınız bir işlem de bazen hızla hemodiyaliz ihtiyacı olur. O durumda boyundan veya omuz bölgesinden kateter yerleştirmek gerekir. Bu kateterleri genel cerrahlar, damar cerrahları da yerleştirebilir. Girişimsel radyologlar da çok sık olarak damar yolu yerleştirme işlemleri yaparlar. Yine girişimsel radyoloji pratiğinin çok sık yapılan işlemlerden bir tanesidir. Damar yolları hastanede yatan hastalar için.